Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım. Hep sahilde geçti hayatım. Yani Salacak, Çifte Kayalar'dan tutun Vaniköy'lere kadar bu tarafta. O babaannem de Beşiktaş tarafında, Tarabi, Kireçburnu ve Beşiktaş'ta oturdu. Karşı sahillerde de her tarafında denize girmişimdir. Zihnimdeki soru şuydu. Üsküdar'da kitapçı tutunamıyor. Yani çok ilginç. Üsküdar'da hiç unutmam 12 Eylül'den hemen sonraydı. Lise arkadaşlarım bir baktım ki kitapçı açmışlar. İşte ben de gittim oraya. Akşama kadar otururduk. Rahmetli babam hiç unutmam bana bir gidiş geliş otobüs bileti parasıyla bir çay parası. İşte o zaman birinci içiyorduk. Tabii sağlığa zararlı. Zararlı, çok zararlı üstelik. O yüzden çok pişmanım, çok üzgünüm. Ama tabii 12 Eylül'den sonra bazı o yaştaki bir çocuğun olması gereken, olmaması gereken yerlerde uzun süre bulunmak durumunda olduğumdan çalışmıyordum da. Yani yeni dışarı çıkmıştım. Oraya giderdim. Cennet gibiydi. Küçük bir kitapçı, bir oda. Biraz ekonomik durumu iyiydi o arkadaşımızın, babasının. Çünkü babası müteahhitti filan. Bir onu bilirim. Babası müteahhit, oğlu kitapçı, ne kadar enteresanmış. Evet, yani bu işlere çok düşkündü. Hala Türkiye'nin, şimdi reklama girer diye şey yapmayayım. En önemli internet kitap bu dağıtım şeylerinden bir tanesini kurucusu, ilk kurucularından, yani ilk bu işleri yapanlardan. Kitaba, okumaya filan çok düşkün bir arkadaşımızdı. O zaman tabii yeni ideolojik seçenekler ortaya çıkmıştı filan. Sonra yıllar kapandı. Bir daha bir açılır gibi oldu filan. Bir şey olmadı ondan. Yıllar sonra bir tane daha. İlginç, o da Karadenizliydi. Bu arkadaşımız Rizeliydi. Ötekisi zannediyorum Trabzonluydu. Tabii müteahhit deyince anlamalıydı. Onun da babası, yanlış hatırlamıyorsam, ya müteahhit ya da zengin biriydi. O da babadan destekli. O da kitaba düşkün bir çocuktu. O da bir kitapçı, hatta yayın evi açtı o. O da işte battı batacak filan. Yani şu anda var mı, faaliyette mi bilmiyorum ama yayın faaliyeti zannediyorum eskisi gibi değil. Fakat şunu söyleyebilirim, 40 yıllık, hatta ne 40 yıllık, 60 yıllık bir Üsküdarlı olarak son 10 yıldır pek uğramıyorsam da Üsküdar'da kitapçı tutunamaz, olmaz yani. Bunu neye bağlıyorsunuz? Hiçbir şeye bağlayamadım uzun süre. Sonra dikkat ettim, bizim Kadıköy kitapçı kaynar. Çocukluğumun geçtiği Beşiktaş. O zaman çok iki tane büyük kitapçı fabrika gibi çalışıyor böyle. Nasıl? Yani orada mantık atölyesine giderken Taksim'de Atatürk Kitaplığı'nda ders veriyordum. Yıllarca ders verdim. En büyük zevkim erkenden Beşiktaş'a gelmek. Orada adını verebilirim kapandığı için zannediyorum. Kabalcı'da kitapları temaşa etmek. Sonra onun karşısında bir tane daha vardı filan. Sonra derse gitmekti. Beyoğlu da öyleydi. Fakat Fatih, Eyüp ve Üsküdar. Buralarda fazla kitapçı tutunmuyordu. İşte yani şeyleri saymıyorum tabii. Tesbih, takke, ne bileyim Güllü Yasin filan. Bir iki tane İhya-i Ulumüddin filan satan şeyler, dini yayınlar diye. Ve şöyle bir soruyla bu birleşti.
Türkü barlar, meyhaneler, eğlence yerleri Beyoğlu bunlarla dolu. Kadıköy de öyle, Beşiktaş da öyle. O zamanki zihnimden geçen şuydu bana göre. İnsanın kitap okuyabilmesi, düşünceyle uğraşabilmesi için bu tür böyle eğlence falan bu alemlerden uzak durması lazım. O yüzden de işte ahlaklı, düzgün bir çocuk olarak bu işlerden arama mesafe koymuş ve kitaba yönelmiş. Ama ne ilginçtir ki eğlencenin, barların, pavyonların, meyhanelerin, eğlence yerlerinin en yoğun olduğu Beyoğlu, İstiklal Caddesi özellikle, Beşiktaş ve Kadıköy aynı zamanda kitabın ve kitapla ilgili her şeyin, kültürün, sinemaların, tiyatroların, sadece kitapçıların değil yani, her şeyin merkeziydi. Ve benim zihnimdeki belki 20 yıl, 30 yıl bu soruyu dolandırdım zihnimde. Nasıl oluyor da insanın kendi içine çekilmesi anlamında kitapların dünyasıyla, bu dünyayla o zaman için ki düşüncemi söylüyorum, taban tabana zıt olan eğlence dünyası yan yana gelebiliyordu. Benim bütün yıllarca zihnimde taşıdığım soru buydu. Ta ki yıllar sonra rastlantısal olarak bu sorunun cevabını bulana kadar. O da Kanos'ta bir antik kent, Kanos biliyorsunuz. Orayı gezerken beni işte ne diyelim rehberlik yapan arkeolog hocamız, bir üniversiteden bir arkadaş şey dedi, buradaki dedi amfiteyatr hem siyasi meselelerin konuşulduğu yer olarak kullanılıyor, hem de tiyatro ve müzik, odeon olarak kullanılıyor dedi. Filan derken, tabii dedi, işte tiyatroların tanrısı dedi, Dionysos'tur dedi. Ben de mi Dionysos, Bacchus, şarap tanrısı değil mi dedim. Ha evettir de, dedi, ama aynı zamanda tiyatroların da tanrısıdır dedi. O zaman yıllardır zihnimde dolaştırdığım bu Kadıköy, Beşiktaş ve Beyoğlu için zihnimde taşıdığım o soru, yanıtlanamayan soru, yanıtını buldu. Ve şöyle dediğimi hatırlıyorum. Tabii ya dedim, kültürün, neşenin, yaşamın olmadığı yerde kitap mı olur? Yani o birbirinden ayrılabilir bir şey değil ki. Şölenin olduğu yerde, eğlencenin olduğu, neşenin olduğu yerde, tatilin olduğu yerde, yoldan çıkmanın zamanının geldiği yerde, ya kitap da orada olur, kültür de orada olur, uygarlık da orada olur. Yani çünkü temel ihtiyaçlar doyuma ulaştığında, yani ihtiyaçsızlık ihtiyacı dediği Hegel'in, tinin ihtiyacı ortaya çıkar. O da çünkü bunu doyuramazsa can sıkıntısı diyoruz ona. Yani daha özet bir şekilde söyleyecek olursam, geçim sıkıntısı ertelendiği ya da kenara konduğunda bu sefer can sıkıntısı dediğimiz tinsel açlık aşamasına geçilmiş oluyor. Orada da kültür ve uygarlığın, yazı, sanatlar filan devreye giriyor. O bakımdan yaşamın temel ihtiyaçlarıyla hakikat arayışı anlamındaki
kültürün, kitabın, düşüncenin birbirine zıt olarak algılamış olmam benim temel yanlışımdı.